Kimse zeki olarak doğmaz. Hepimiz hayata sıfırdan başlarız. Konuşamayız, yürüyemeyiz. Cebirden ise haberimiz bile yoktur. Okuma yazma, toplama çıkarma, bisiklete binme. İlk başta hangimiz bunları biliyorduk ki? Einstein bile bir zamanlar ona kadar sayamıyordu. Shakespeare de aynı bizim gibi öğrendi ilk defa alfabeyi. Ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Hepimiz öğrenmek için doğmuşuz. Yavaşça ama kendinden emin bir şekilde. Sendeleyebilirsin, kayarsın, düşersin, sürünürsün, başarısız olursun. Yorucudur bazen, kafa karıştırıcıdır, uğraştırır. Denersin, boğuşursun ve bir gün yürümeye başlarsın. Bir adım atarsın, sonra bir adım daha. Bir fikir diğerini takip eder. Verdiğin her yanlış cevap zihnini biraz daha keskin yapar. Çünkü bazen başarısız olmak, başarı için ilk adımı atmaktır. Büyümek demektir. Ve sen yoluna daha güçlü olarak devam edersin. Öğrenirsin. Tüm evrendeki en güzel, en karmaşık kavramların bile temelinde tek bir düşünce vardır. Her insan öğrenebilir. Kim olursan ol, nerede olursan ol, tek bir şeyi bilmelisin. Her şeyi öğrenebilirsin. ...21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı yeni teknolojiler her gün her yerde günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu teknolojilerden en fazla fayda sağlayabilecek alanlardan biri de şüphesiz ki eğitim. Fakat bir dakika durup da düşünürsek ne değişti, ne kadar değişti diye pek de bir şeyin değişmemiş olduğunu görebiliriz. Belki kara tahtanın yerini beyaz tahta ya da akıllı tahta almış olabilir ama dersi işleyiş biçimimiz hala aynı dar çerçeve içine sıkışmış olarak devam ediyor. Bugün okullarda kullanılan eğitim modeli 18. yüzyıl Prusya'sının bir ürünü ve biz 21. yüzyılda endüstri devriminin şekillendirdiği bir modeli kullanmakta ısrar etmek yerine dijital devrimden faydalanmanın yollarına bakmalıyız. Ve bu şekilde kitlesel eğitim içinde çok daha fazla fırsat çıkacak karşımıza. Bir öğretmen tahtada ders anlatıyor, öğrenciler not tutuyor. Anlasalar da anlamasalar da sınıf devam ediyor, senenin sonu geliyor. Halbuki her öğrencinin kendine en uygun hızda öğrenmesi gerekir. Sınıfın ortalama hızında değil. Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Eğitimde dijital dönüşümü yaşıyoruz. Kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri hızla yaygınlaşıyor ve eğitim kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor. Cep telefonumuzdan dünyanın herhangi bir yerine ders anlatan bir öğretmeni dinleyebiliyoruz. Ya da zamandan ve mekandan bağımsız olarak bilgimizi milyonlarca kişiyle paylaşma şansı buluyoruz. Eğitim için çok yeni araçlar var ama bütün bunları kullanırken tabii ki eğitimdeki insan faktörünü de unutmamamız gerekir. Mesela bugün ders veren birçok öğretmen sınıflarında bu yeni teknolojilerden kullanmaya başladı. Ve bu sayede belki bireysel örnekler yerine bunu kitlelere yayarak çok daha fazla fırsat elde edebiliriz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için elimizde çok önemli bir şans var. Ve işte bu noktada sivil topluma da çok önemli bir rol düşüyor. 1980'li yıllarda Stuart Brand bilgi özgür olmak istiyor demişti. 2000'li yıllarda Salman Khan da bilginin özgürce paylaşılabilmesi için ücretsiz olması gerekir diye ekledi. Bence bugünün eğitim normları içinde bilginin ücretsiz paylaşılması ve özgürce paylaşılması çok önemli bir yer tutuyor. Khan Akademi 2000'li yıllarda Amerika'da kuruldu. Bir kişinin idealleriyle yola çıktı ve bugün verdiği yaklaşık 1 milyar derste dünyanın en büyük ücretsiz sınıfı internet öğrenim platformu olduğunu söyleyebiliriz. Her seviyede farklı içeriklerle ders videoları, interaktif alıştırmalar ve bireyin seviyesini tespit ederek onu kendine en uygun içeriklere yönlendirebilen, bütün bu öğrenim verisini raporlayabilen ve bunları yaparken oyunlaştırma mekanizmaları sayesinde sıkmadan yapmayı amaçlayan bir öğrenim kaynağı. Ve aynı zamanda eğitim aracı da diyebiliriz çünkü
40 milyon öğrencinin yanı sıra her ay 2 milyon öğretmen de dünya genelinde bu platformla öğreniyor. Çok basit bir amacımız var. Herkese her yerde dünya standartlarında bir öğrenim imkanını ücretsiz olarak sunmayı amaçlıyoruz. 2012 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz ve Türkiye ofisi Khan Akademi'nin ilk uluslararası ofisi olarak faaliyete geçti. Bugün 300'den fazla gönüllünün desteğiyle öğrenciler, akademisyenler, ses ve seslendirme sanatçılarının da yardımlarıyla yaklaşık 5000 ders videosunu tamamen ücretsiz olarak sadece özel okullara ya da büyük şehirlerdeki okullara değil, Milli Eğitim Bakanlığı'yla da yaptığımız bir işbirliğiyle Türkiye'deki bütün okullara ulaştırabiliyoruz. Bill Gates'in kendi çocuklarım için kullanıyorum, hatta kendim de öğreniyorum dediği bu platformu bugün tamamen ücretsiz olarak herkese ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve şu ana kadar 10 milyondan fazla ders verdik. Khan Akademi bir kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük projesi ve bu tip yöntemleri kullanarak kitlesel eğitime de çok daha fazla katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Ben sözlerimi bir noktaya dikkatinizi çekerek toparlamak istiyorum. Eğitim ve teknoloji kelimeleri yan yana gelince bazen acaba insanın yerine robot, robotun yerine makine, bunlar birbiriyle yer değişebilir mi diye de düşünüyoruz ama öğrenme internet üzerinden veya videolarla olabilir. Fakat eğitimin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için insan faktörü her zaman yerini koruyacaktır. Biz insanlar sosyal canlılarız, paylaşarak, tartışarak, birbirimizle konuşarak öğreniyoruz. Dolayısıyla eğitim teknolojilerini kullanırkenki amacımız da bilgiyi paylaşmak ve bu yöntemlerle hem kendimize hem sevdiklerimize, hatta doğaya daha çok vakit ayırabilmek olmalı. Değişim başladı. Bugün eğitimde dijital dönüşümü yaşıyoruz ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayabilen toplumların bir adım öne geçmek için ellerinde çok önemli bir fırsat olacak ve gelecek nesil öğrencileri yetiştirmek için de önemli olan bu teknolojilerle barışık ve aynı zamanda insan odaklı bir eğitim anlayışını benimseyebilmemiz. Bu doğrultuda bilmemiz gereken tek bir şey var. O da her şeyi öğrenebileceğimiz. Teşekkür ederim.